Antakya TV'den hepinize merhaba. Yeni bir spor videosuyla karşınızdayız. Hatay Spor, Alanya Spor maçını konuşacağız bu videoda. Yanımda Antakya Gazetesi spor muhabiri Ahmet Dorukalkan var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk, herkese merhaba. Harika bir skorla maçı sonlandırdı Hatay Spor. 5-0'lı güzel bir skorla ayrıldı. Ve sana sormak istiyorum Ahmet. Bu güzel skorlu maçı sen statta izledin. Tribünden evet. Hatay Spor'u destekledin. Biraz bize o ambiyansı ve oradan izlemenin keyfini anlatır mısın? Maça geçmeden önce ambiyanstan evet bence de biraz bahsedelim. Kasımpaşa maçına nazaran biraz daha stat'taki atmosfer olumluydu. Kişi sayısı da biraz fazlaydı. Takım da iyi olunca ikisi çok müthiş bir senkronizasyon yakaladı. Çok keyifliydi diyebilirim yani bu açıdan. Evet, biz de buradan çok çağrıda bulunduk Hatay Spor taraftarlarına. O çağrımız da yerinde olmuş. Evet, nispeten kulak verenler olmuş. Buradan da teşekkür ederim kendilerine. Evet, şimdi maça geçelim. Maçta yine güzel başladık. Ön alanda bir baskıyla başladık. Maçın evet. İlk dakikalarında, 3. dakikada güzel bir gol geldi. Evet. Hatırlıyor musun Ahmet? Geçen videoda yine bu konu üzerine konuşmuştuk. Maçın ilk dakikalarında gelen gol bazen avantaj, bazen dezavantaj yaratabiliyordu. Çok şükür bu maçta avantajını yaşadık. Evet. Biraz sen bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Son iki programda da bahsetmiştik. Ömer Hoca özellikle iç saha başta olmak üzere maça her zaman ön alanda baskıyla başlamayı tercih eden bir teknik direktör. Yine ön alanda baskıyla seyirciyi de arkamıza alarak o atmosferi yaşayarak futbolcularımız Alanya Spor'un birinci bölgesinde baskı kurdular. Baskı sıkça sonuç verdi, olumlu anlamda sonuç verdi diyebiliriz. Neticesinde zaten 3. dakikada 2 haftadır ilk 11'de yer bulamayan Adama Traore ilk 11'e monte edildiği ilk maçta güzel bir vuruşla takımı 1-0 öne geçirdi. Adama Traore demişken de hemen o konuda şuna değinelim. Adama Traore biliyorsun yeni kuralların çerçevesinde ilk 11'de maksimum 8 futbolcu oynayabileceği için yabancı kuralına takılıyordu. Ama hatırlarsan geçen programda konuşmuştuk Ömer Hoca. Eğer Emre Çolak bu şekilde formsuz devam ederse yeni opsiyonlar üretecektir diye. Hocamız zaten bizi hiçbir zaman yanıltmıyor olumlu anlamda. Kendisine de minnettarız. Yine o nokta dokunuşlarından birini gerçekleştirdi ve yabancı kuralından dolayı Mehdi'yi kenara alarak Onur'u ilk 11'e koydu. Ve Emre'yi alarak da Adama Traore'ye şans verdi. Bu değişiklikleri bir bütün halinde düşünecek olursak Hatay Spor'da taşlar yerine oturuyor diyebiliriz. Evet, o konuda ben de katılıyorum. Çünkü biz geçen videoda da çok eleştirdik Hatay Spor'un ve takımın zamana ihtiyacı var diye. Hatta bazı yorumcular geçen seneki Hatay Spor'la hiç alakası yok dedi Galatasaray'ki oyununda. Ama bu oyunuyla gördük ki gerçekten o ümit veriyor dediğimiz takım bize 5-0'lık bir skor verdi. Sen evet. Bu konuda neler söylemek istersin? Çok iyi bir noktaya dikkat çektin yine Duygu. Ben hemen senden pası alıyorum. Geçen sene ligde sansasyonel bir şekilde etki yaratan Hatay Spor henüz daha ikinci haftada işte geçen seneden eser yok, Hatay Spor geçen seneyi çok arayacak gibi özellikle yaygın medyada devamlı olumsuz anlamda eleştiriler duyduk, işittik, okuduk. Ama şöyle bu takım ne kadar değişirse değişsin, bu takımın dinamikleri, iskeleti ne kadar farklı olursa olsun takımın başında futbolun bizim çok güvendiğimiz bir doktoru var. Ömer hocamız var. Ömer hocamız burada olduğu müddetçe açıkçası endişeye mal yok. O yüzden takım daha 3. haftadan yine geçen ilk 2 programda da bahsettiğimiz üzere %80'in yeni olan bir takım daha 3. haftada seyircisine ya standartın çok üzerinde bir keyif vermeye başladı bile. Ama şuna da değinmek gerekir diye düşünüyorum. Çağdaş Atan Hoca da bu ligin gerçekten saygı duyulması gereken Türk futbol adına gelecekte gerçekten adından sıkça söz edeceğimiz saygın bir teknik direktör. Alanya Spor geçen sezon devre arasında Bakasetas'ın Trabzonspor'a satılışının ardından bir yaprak dökümü yaşadı. Açıkçası çok kan kaybettiler. Berkan, Salih Uçan, Zavellas, Siopis, Ceyhun Gülselam, kiralık Barreiro vardı. Bayağı gerçekten güç kaybetmişler Alanya'yı da. Bu konuda biraz değinmek gerekir Alanya konusunda. Çünkü onlar da bizim gibi yeni bir takım. Onlar da yine ilk haftalarda bunun dezavantajını yaşıyorlar. Hı.
Ama sonuç ne olursa olsun Hatay Spor müthiş bir oyun, müthiş bir skor, müthiş bir uyum. Gerçekten takıma ne kadar teşekkür etsek az. Maçın 12. dakikasında ikinci gol geldi ve kimden geldi? Sabalov yani zaten. Yani ve 3'te 3 yaptı. Sağ kanattan gelişen bir atakla topu havalandırdı ağlarda. Yani gerçekten harika bir oyuncu ve bize her maçta da güzel bir gol keyfi yaşatıyor. Sence 3'te 3 yaptı. Lobjanidze yeni bir gol kralı olabilir mi? Lobjanidze evet, bunları konuşmak için erken ama bu sorular keyifli oluyor. Cevaplaması da, sorması da Hatayspor cephesinden gerçekten keyif veren muhabbet bunlar. Şöyle, Lobjanidze geçen sezon Ankara Gücü formasıyla sezon genelinde 3 gol atmıştı. Genellikle asistleriyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Hı hı. Geçen sene tüm sezon Ankara Gücü'nde kaydettiği gol sayısını Hatayspor formasıyla henüz 3. haftada ulaştı. Böyle devam ederse de biz artık LKB, Dylan, Kamara, yeni bu penza kim olacak diye düşünürken bir anda Sabah Lobjanidze çıkıverdi. Bize de sürpriz oldu açıkçası, ne yalan söyleyelim. Ama şöyle, umarım bu sürprizi kanıksarız ve Sabah lige damga vurmaya devam eder. Bunu ziyadesiyle de hak eden bir futbolcu. Çok yetenekli. Dün stadyumda biz gazetemizin sahibi Sinan Bey'le de beraber seyrettik maçı. Yani Sabah'ın ayağına her top geldiğinde açıkçası hep beraber ayağa kalktık. Yani kaleye yakın olsun, uzak olsun fark etmeksizin hepimizi heyecanlandırdı. Tüm stadı öyle. O yüzden gol kralı olur mu olmaz mı sorusuna net bir cevap veremesen bile Sabah'ın hakkını teslim edelim. Kesinlikle. Şimdi Sabah'ın hakkını teslim ettik. Bir de teslim etmemiz gereken bir oyuncu daha var. Ruben Ribeiro. O da 3. golü attı. Okan hakkında neler söylersin? Aslında şöyle, Duygu, hak teslim etmek noktasında hepsinin hakkını teslim etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aslında Hatayspor yeni yeni başlıyor lige. Daha çok hak teslim edeceğiz görünen o ki. Ruben Ribeiro da yine geçen sezon Galatasaray maçında attığı golü hatırlarsın. Gerçekten duruyor. Öyle bir yerden vuruyor ki o plase vuruşları mest ediyor açıkçası taraftarı. Yine golünü attı. Ruben Ribeiro'nun golünün yanı sıra şöyle de bir saha içi istatistiğine değinmek istiyorum. Ruben Ribeiro dün 3. bölgede %100 pas isabetiyle oynamış. Bilmiyorum buna değinen oldu mu veya olacak mı ama Ruben Ribeiro uzun uzun konuşulması gereken bir futbolcu. Umarım o da çizgisini bozmadan devam eder. Sezon başı takımda kalacak mı, gidecek mi diye konuşulurken bir anda Ribeiro çıktı ve ceza sahası dışından uzaklardan vuruşunu yaptı. Umarım aynı çizgiye devam eder. Ve ben golü izledim. Gerçekten harika bir goldü. Uzak köşeden, yani efsane gönderdi ağlara topu. Maçın ilk yarısını konuştuk, oyunculara değindik. Evet. Evet, şimdi ikinci yarıya geliyorum Ahmet. Çünkü ikinci yarıya da gerçekten güzel bir baskıyla başladık. O avantaj dediğimiz kısmı devam ettirdik. Yine senin dediğin gibi Ömer Hoca ön alanda bir baskıyla başladı. Ve ikinci yarıda da iki gol kaydetti Hatayspor. Biri son dakikalarda geldi. Evet. Biri de yani yine beklediğimiz anlarda geldi. Sen neler söylemek istersin? Hatayspor tabiri caizse rakibi sürklase etti. Gerçekten yani sen ilk yarı ikinci yarı diye bence bu maçı ayırmayalım. Çünkü Hatayspor 90 dakikaya tüm enerjisini yaydı çok doğru bir şekilde. 3. bölgede pres uyguladılar. 1. bölgede çok iyi oyunu kurdular. 2. bölgede çok iyi karşıladılar. Yani her açıdan her şey olumluydu diyebiliriz. Çok yeni bir transferimiz var biliyorsun, Elk abi. Evet. Onun da Hatayspor Alanyaspor maçında bir golü var. Evet. Sen neler söylemek istersin yeni transferimiz hakkında ve maç genelinde? Evet, şöyle hafta içi antrenmanda, yeni stadyumdaki antrenmanda Elk abiyi ben Ömer Hoca'ya sordum. Hocam hani takıma entegrasyon hakkında neler söylemek istersiniz diye. Çok ilgimi çeken bir cevap verdi Ömer Hoca. Bundan 4-5 sene evvel Afrika Kupası'nda oyuncuyu canlı izlediğini ve o dönemden beri bizzat takip ettiğini söyledi. Geçen sezon da kadroya katmayı çok istediklerini fakat bir şekilde işin resmiyete dökülmediğini, bu seneye kısmet olduğunu söyledi hoca. İyi ki de olmuş. İlk kez bir karşılaşmada ilk 11 olarak süre aldı. Acaba ben maç öncesi şöyle düşünüyordum. Acaba yani Sabah okey. Bir kanatta Sabah kesinlikle olacaktı zaten, bekliyorduk onu. Evet. Diğer kanatta acaba Dylan mı oynar, Kamara mı oynar veya ne tür bir alternatif
üretilebilir diye düşünürken ilk 11'e baktığımda bir anda LKB'yi ilk 11'de gördüm. Çünkü hoca hafta içinde basıma üst bana verdiği demişti. LKB'nin henüz hazır olmadığını söylemişti. Bana da sürpriz oldu açıkçası ama verilen görevi layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Zaten golünü de attı dediğin gibi. LKB golcü bir futbolcu. Geçen sezon 39 maçta 22 gol atmış bir oyuncu. Evet. Ömer Hoca güveniyorsa ona biz de güveniyoruz açıkçası. Çok daha iyi olacaktır. O da takıma yine uyum sağladıkça keyif verecektir. Bu arada çok kısa şuna da değinmek istiyorum. Son haftalarda ve geçen sezon hatırlarsın Kamara bir türlü hani her şeyi yapıyordu, pozisyona giriyordu. Bir şekilde olayda vardı. Yani o kaleye yakın yerlerde bir şekilde vardı. Ama sonuca varamıyordu. Bir maalesef, netice elde edemiyordu. Evet, pragmatist bir gözle bakacak olursak bizi yanılgıya uğratıyordu. Artık o da umarım bir şeyleri aşmıştır. Dün attığı golle birlikte biraz daha takıma faydalı olmaya başlar. Artık bu ona umarım moral olur. Umarım. Çünkü ihtiyacı var Kamara'nın buna. Biz de Kamara'dan ümitliyiz açıkçası diğer birçok futbolcumuz gibi. Umarım o da bu golle birlikte çıkışa geçer. Maç keyifli olunca, maçın skoru keyifli olunca sohbet etmek de keyifli oldu. Evet. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz Ahmet. Ben teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yine bu artarak devam eden seyirci kitlesi aynı şekilde sürsün ve ilerleyen haftalarda daha da güzel atmosferler izleyelim, yaşayalım hep beraber. Hatay Spor üzerine koyarak ilerlemeye devam edecek. Türk futbolunun yeni duayen hocalarından Ömer Erdoğan'ı, Hatay Spor'u ve Hatay Spor'un ligde yaratacağı etkiyi hep beraber izleyip görelim. Aynen, biz de merakla bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim yorumlarımız bu kadardı. Kanalımıza abone olun, bizi tavsiye edin ve bizi takip edin. Hoşça kalın.